Evet. Sağolunuz efendim. Şimdi az önce muhabirimiz aktardı. Tarım kredi marketlerindeki ürünlere %30'a varan indirim yapıldı. Peki bu durum diğer marketlere, yani çarşı pazara ne zaman yansıyacak? Yansımaya başladı mı? Genel olarak bugün itibariyle tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslı Hanım, tabii bugün sabah saatlerinden bu yana da dövizde de bir gerilemeyi takip ettiğini izliyoruz hep birlikte. Özellikle vatandaşlarımızın kapalı çarşı dediğimiz, aslında dövizin merkezi dediğimiz alan da ceplerinde 50 dolar 100 dolar bozdurmak için kapalı çarşıda kuyruklar olduğunu da görmekteyiz bugün. Dolayısıyla bunlar güzel sonuçlar. Yani 2 hafta öncekinin tam tersi bir durum yaşıyoruz. Ve Askon olarak da dün başlatmış olduğumuz indirim seferberliğinin de işte bu biraz önce sayın muhabir arkadaşımızın da gezmiş olduğu bir marketten sonuçlarını almaya başladığını gördük. Ama tabii ki burada asıl özel şirketlerin bu çağrıya kulak vermeleri ve ivedilikle hızlı bir şekilde fiyatların arttıkları durumdan hızlı bir şekilde de tekrar geriye gelmeleri yönündeki çağrımıza kulak vermeleri istihdam ediyoruz. Çünkü burada özellikle gıda ve zaruri tüketim malzemelerinde hızlı bir marketler, süpermarketler ve market zincirlerinin özellikle burada konunun da oyunculuğu olması dolayısıyla da ivedi aksiyon almalarda ve vatandaşlarımıza şu anki kendilerine sağlamış olduğu imkanları vatandaşlarımıza da uygulaması için çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz potansiyel olarak biz hep güvendik. Bu özellikle döviz artışlarının altının tamamen boş olduğunu ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla 1 saatte 5 TL kaybedecek kadar bu artışın gereksiz olduğunu görmüş olduk hep beraber. Vatandaşımız da, milletimiz de ferasetini koruyor. Görev şimdi iş dünyasında. Ticaret Bakanlığımız da bununla alakalı bir çağrı yaptılar. Ve devletimiz her zamanki gibi merhametli yüzünü şimdi ilk etapta gösteriyor. Ben buradan perakendecilerimize öncelikle devletimizin de yapmış olduğu nazik çağrıyı yaparak lütfen fiyatlarınızı indirin.